Herkese merhaba. Bu videomda bilgisayarınıza Windows 10 nasıl kurarsınız, format nasıl satılır bundan bahsedeceğim. Her şeye sıfırdan ve en basit adımlarla değineceğim. Birçoğunuz Windows 10 format atmayı bilmeyen mi var diyecektir. Etrafımda format atmayı bilmeyen onlarca insan var. Bu nedenle bu videoyu çekme gereği duydum. Hiç format atmamış olanlar bile çok rahat şekilde format atabilecek ve gerekli yüklemeleri ve ayarları yapabilecek. Hazırsanız işleme geçiyorum. Öncelikle elinizde 16 GB'lık bir flash bellek olsun. İçinin boş olmasına da özen gösterin. Flash'ımı bilgisayara taktım. Geldi. Aramadan bilgisayarıma gidip flash belleğimi biçimlendireceğim. Ki içinde herhangi bir şey olmasın. Bir de dosya sisteminde NTFS olmasına dikkat edin. Eğer burası FAT32 ya da exFAT'sa bunu mutlaka NTFS'e çevirin. Başlat diyorum ve flaşımı biçimlendi. Şimdi arkadaşlar Chrome'u açıyorum ve Chrome'da Windows 10 Dolant yazıyorum. İlk sırada çıkan Windows 10 disk görüntüsü linkine tıklıyorum. Burada bilgisayarınızı güncelleştirebilirsiniz ama ben format atacağım için flash bellekten kuracağım ve bunun için indireceğim. Aracı şimdi indirin diyor. İndirme tamamlandı. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye. Evet diyorum. Ekran kaydı yapan programlar bu uyarıyı genelde göstermiyor ama ekranınıza böyle bir uyarı çıkarsa evet deyip devam edeceksiniz. Tabii bu işlemi illa format atacağınız bilgisayarda yapmanıza gerek yok. Bunu herhangi bir bilgisayarda oluşturup format atacağınız bilgisayarda kullanabilirsiniz. Bunlar bana göre basit bilgiler, birçoğuna göre basit bilgiler ama bunları bilmeyen çok insan var. O yüzden basite indirgenmiş şekilde herkes kendi formatını atabilsin diye en basit haliyle anlatıyorum. Bir de ben format atacağım ama driver'larım yok diyenleriniz olacaktır. Windows 10 tarafında driver'a gerek yok çünkü Windows 10 hemen hemen birçok bilgisayarın driver'ını kendi bünyesinde bulunduruyor ve update esnasında bunları kendisi yüklüyor ki format sonrasında update yaptığımızda bunu da göreceksiniz. Burada uygulanabilir bildirimler ve lisans koşulları diyor. Bunu kabul ediyoruz. Bu arada yaptığımız işlem Windows'un kendi programı üzerinden yapılıyor. Bu nedenle farklı sitelerden indirmediğimiz için güvenli. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bilgisayarımı yükseltten kastı şudur. Eğer Windows 7 kullanıyorsanız format atmadan bu bilgisayarı şimdi yükselttiydik. Bütün ayarlarınız ve verileriniz aynı kalacak şekilde Windows 7'den Windows 10'a geçebiliyorsunuz bu şekilde. Ama biz aşağıdakini seçiyoruz. Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur. Bunu seçiyoruz. USB bellekten sıfır format atarak yapacağız. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ben önce şu tiki kaldıracağım. Bilgisayarınız dili ne olsun diyor. Türkçe kullanmak istiyorsunuz, Türkçe, İngilizce kullanmak istiyorsunuz. İngilizceyi buradan seçiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer bilgisayarınızın işletim sistemi 32 bit ise 32 bit olarak yüklüyorsunuz. 64 bit ise 64 bit olarak yüklüyorsunuz. Buna nereden bakabilirim diyorsanız eğer masaüstünüzdeki bilgisayarıma sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Ve burada sistem türü diyor. Sistem türünde benimkinde 64 bitmiş. X64 yazıyor zaten. Eğer sizin bilgisayarınızda 64 bit varsa siz de 64 bitlik sürümü indirmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Eğer bilgisayarınızda 4 GB RAM varsa 32 bit olanı kurun. Çünkü Windows 64 biti kurduğunuzda 32 bitten daha çok RAM yediği için ben size 32 biti tavsiye ediyorum. 4 GB RAM'iniz varsa ve yakın zamanda 4 GB RAM'in üstüne ekstra bir RAM eklemeyeceksiniz eğer bence 32 bit olanı kurun. Ya da benim yaptığım gibi yapın. Her ikisini de indiriyorum. Her ikisini indirdiğimde zaman biraz daha uzuyor. İsterseniz 32 bit ya da 64 bit olanı indirin. Ben her ikisini de indiriyorum ki USB belleğimi zaten format atma belleği olarak bir kenara bırakıyorum. Lazım olduğunda takıp kullanıyorum. Format esnasında 32 bit mi 64 bit mi kullanmak istiyorsunuz diye soruyor. Burada ileri diyorum. USB flash sürücüye diyor. Evet diyorum. Eğer sanal makineye kuracaksanız da ISO dosyası olarak indir diyorsunuz. ISO olarak indiriyor. Ben burada ileri diyorum. Hangi USB'ye diye soruyor. Hemen şuradan garantiye alalım. Yani buna bakın. USB yolum E'ymiş. Bakıyorum burada E seçiyorum. İleri diyorum.
ve ilerleme durumu başladı. İndiriyor şu an ve flash belleğimi ön yüklenebilir medya oluşturuyor. Şu an kaç GB olduğunu hatırlamıyorum ama bayağı yüklü bir dosya indirimi yapacak. Bu yüzden yarım saat, bazen 1 saat sürebilir. Tabi internet hızınıza göre bu daha da yavaş olabilir.
Şu an indirme işlemi bitti ve flash belleğe ön yüklenebilir medya olarak yazıyor. Bu işlem de biraz sürecek. Yazma işlemi bitince de işleme devam edeceğim.
Evet arkadaşlar, indirme işlemi bitti ve USB'mizde Windows Son kurulum medyası oluşturuldu. Burada son diyorum. Format işlemine geçmeden önce burada anlatmam gereken ufak bir detay var. Ben aslında bilgisayarımın içinde 2 tane disk var. Onların ikisini de çıkartacağım ve 128 GB'lık bir SSD takacağım. Format esnasında da bu SSD'yi seçeceğim ama sizin burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Ona da burada değinmek istiyorum. Şurada gördüğünüz benim C'm, eğer tek bir diskiniz varsa direkt C'ye format atacaksınız. Eğer C ve D diye iki diskiniz varsa ve biri 100 GB diğeri 200 GB'sa siz 100 GB olanı atacaksınız. Çünkü format esnasında C diski D diski diye görmüyorsunuz. Yanlışlıkla D diskinizi atıp her şeyi silmeyin. Eğer C diskinizde D diskinizde 100'er GB'lıksa ya da işte eşitse bu sefer doluluk oranına bakmanız lazım. Atıyorum bu 232 GB'miş ve 101 GB boş alan varmış ve ben formatı diski çıkarmadan atmış olsaydım buradaki doluluk oranına bakarak atabilirdim. İkisi de eşit olsaydı. Burada buna dikkat etmeniz lazım. C diskinizin boyutunu bir yere yazın. Format esnasında bu işinize yarayacak. Yanlışlıkla verilerinizin olduğu diske format atmayın. Şimdi geçelim format işlemine. Yansımayla da olsa görüntüye girmiş oldum burada. Şimdi arkadaşlar format adımlarına geçiyoruz. Öncelikle bilgisayarımızın normalde açılışta USB belleği görmesi lazım. Ben mesela açma düğmesine bastığımda bilgisayarımızı burada kapattık. Yeniden açtığımızda format moduna geçmesi lazım. Yani benim bilgisayarımda USB bellek açılışta görülüyor. Şu an gördüğünüz gibi direkt seçebiliyorum. Eğer sizde bu alan gelmiyorsa gelmeyenlerin yapması gereken adımlardan bahsedeceğim. Öncelikle bilgisayarımın BIOS tuşuna bakacağım. Benim laptopumun markası Asus ve buraya yazmışım Asus BIOS tuşu diye. Ve çıktı. F2'ye bastığımda açılışta benim laptopum BIOS menüsüne girecek. Ben sürekli olarak F2 tuşuna basıyorum. Bakalım BIOS menüsüne girecek mi? Girdi. BIOS ekranı geldi. Arkadaşlar bu ekrandayken boot menü kısmına geliyoruz. Ve aşağıda açılışta görülmesi gereken ilk disk. Birincisi olarak Toshiba gözüküyor. Benim USB belleğim Toshiba. Bunu da değiştirmek için, yani eğer birinci seçenekte USB belleğin seçeneği değilse birinci seçeneğe tıklıyorsunuz ve buradan USB belleğinizi seçiyorsunuz. Benimki Toshiba, basıyorum ve Toshiba sıralamaya geldi. F10'a basıyorum. Yes diyorum. Ve açılışta artık USB belleğinizi görerek açılacak. İlk açılışta bu birinci adım. İkinci seçenek ise açılışta boot menüyle açılması. Şu an önce F10'da BIOS tarafında yaptığımız işlemin işe yaradığını görmek için görüyorsunuz burada. Direkt hard diskten değil de USB bellekten açıldı. Şimdi yine kapatıyorum ve burada boot menüden açacağım. Kullanmış olduğum Asus laptopun boot menüsüne girmek için açılışta escape tuşuna basmak gerekiyor. Siz de gene marka modelinizi yazıp Google'a işte laptopunuz Asus boot menü tuşu diye yazarsanız çıkacaktır. Ben açma tuşuna basıyorum ve escape'e basıyorum. Açılırken karşıma bir boot menü geldi. Burada diyor ki hangi diskle diyor açmak istiyorsunuz diyor şu an diyor. Benim flash belleğim Toshiba olduğu için Toshiba'yı seçip enter'a bastığımda yine format adımına gelecektir. Burada daha önce bahsettiğim işleme geldik. Biz indirirken her ikisini de indirdik. 32 bit ve 64 bit olarak indirmiştik. Benim laptopumda 8 GB RAM var. Bu nedenle ben bilgisayarımı 64 bitlik kuracağım. Sizin laptopunuzda 4 GB RAM varsa bence 32 bitlik sürümü kurmanız bilgisayarınızın performansını arttırmak açısından daha verimli olacaktır. Ben 64 bit'i seçip format adımlarına başlıyorum. Ben dili Türkçe, saat dilimini Türkçe, klavyeyi de Q klavye olarak seçip devam ediyorum. İleriye basıyorum. Şimdi yükle diyorum. Bu kısımda ürün anahtarım yok diyerek devam ediyorum. Hangi sürümü kuracaksınız diye soruyor. Pro, Additional, Home. Ben Home kuracağım. İleri diyorum. Lisansı kabul et diyerek tekrar ileri diyorum. Aldığınız hard disk yeniyse ve içinde hiçbir şey yoksa üsttekiyle devam edebilirsiniz. Ben aşağıda ayarlamalar yapacağım. Bu yüzden alttakini seçiyorum. Bakın size demin söylemiş olduğum şey, yeni bir disk taktım. İşte 128 GB'lık. Ben bunu biçimlendirip sıfırlayacağım içini ve format adımına geçeceğim. Siz de format atacağınız diski seçip biçimlendirip devam edeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Biçimlendirdiğiniz diskin C diskiniz olması önemli. Eğer gidip D diskinize format atarsanız hem C diskinizde hem D diskinizde Windows yüklü olacak. Hem de D diskinizdeki bütün veriler silinmiş olacak. Bu nedenle hangi diske format attığınızı dikkat edin. Bunun da açıklamasını başta yapmıştım. Diskinizin boyutuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi C diskimi format atacağım. Bakın burada görüyorsunuz.
C ya da D diye yazmıyor. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye yazıyor. Ben ikinci bölüm, yani takmış olduğum 128 GB'lık SSD'nin olduğu bölümü seçip ileri diyorum. Eğer bu bölümdeyken Windows bu diske yüklenemez. Seçilen diskte bir MBR bölüm tablosu var. Hatası alırsanız sağ üstte bıraktığım linke tıklayarak bu sorunu giderebilirsiniz. Eğer böyle bir sorunla karşılaşmadıysanız ileri butonuna tıklayın. Ve format işlemimiz başladı. Şu an Windows kurulumuna geçti. Zaman kaybetmemek açısından videoyu hızlandıracağım. Kendi nasıl bu kadar hızlı oldu diye merak etmeyin. Sadece hızlandırdım. Klavyeyle herhangi bir işimiz kalmadığı için ben ekranı yaklaştırdım. Bundan sonraki işlemleri ekran üzerinden devam edeceğiz. Arkadaşlar, kurulum işlemi bitti. Şu an bilgisayar yeniden başlatacak. Ben buradan yeniden başlat seçeneğine tıkladım ve yeniden başlatıyor. Bu işlem yapılırken hemen flash belleğinizi çıkartın. Ben şu an çıkarttım. Eğer flash belleği çıkartmazsanız format işlemine yeniden başlıyor. Bu nedenle direkt olarak flash belleğinizi çıkartın. Şu şekilde çıkarttım ben. Bu artık benim format atmak için kullanacağım. Zaten üstüne Windows 10 diye de yazdım. Format atmam gerektiğinde bu USB ile formatımı atacağım. Bu her zaman hazırda bekleyecek. İşlem bittiğinde siz de göreceksiniz ki format atmanın öyle zor bir tarafı yok. Sadece bilmediğiniz için, bir şeyleri siler miyim, bozar mıyım diye korktuğunuz için size bu kadar zor geliyor. Ben elimden geldiği kadar bütün detaylara değineceğim. Bu işlemler diskinizin hızına ve performansına göre daha hızlı ya da daha yavaş olabiliyor. Ben de gördüğünüz gibi orta seviye ilerliyor. Taktığım SSD çok yüksek performanslı bir SSD değil. Burada ülke seçiyorum. Türkiye deyip evet diyorum. Q klavye devam ediyorum. Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmadan atlıyorum. Şu an internet bağlantısı yoku seçmeniz lazım. Eğer internet bağlantım var derseniz bu sefer Microsoft tarafına ait bir mail ile oturum açmanızı sağlayacak. Bu da şuna neden olacak. Bilgisayarınızı her açmaya kalktığınızda ekranda mail şifrenizi girmeniz gerekecek. Şimdi bilgisayarı bir arkadaşınıza ya da eşinize, dostunuza veriyorsanız mail şifrenizi de ona vermiş olmanız gerekiyor ki bilgisayarı açabilsin. Bu nedenle internet bağlantım yok seçeneği seçerek devam ediyorum ben. Buradaki ayarları sınırlı kurulma devam et diyerek devam ediyorum.
Kullanıcı adı diyor. Ben buraya user yazıyorum. Siz istediğinizi yazarsınız. Kendi adınızı da yazabilirsiniz. Şifre soruyor. Ben şifre girmeyeceğim. Burada istediğiniz şifreyi girebilirsiniz. Eğer şifre girerseniz şöyle bir şeyden bahsedeceğim. 4 diyorum. 1, 2, 3, 4 diye seçeceğim. Eğer şifre girerseniz bu sefer 3 tane güvenlik sorusu soracak size ve bunların 3'üne de 3 defa yanıt vermeniz gerekecek. Ben laptopta şifre kullanmadığım için devam ediyorum. Burada konum bilgilerini paylaş, cihazımı bul gibi ayarlar var. Normal şartlarda bunların hepsinin açık olması gerekiyor. Bilgisayarınız çalındığında buradan bulabilirsiniz diye. Ben kapatıyorum ama siz bence kapatmayın bunları. Kabul et deyip devam ediyorum. Arka planda sizin için gerekli ayarları yapıyor şu an. Evet, masaüstünüz geldi. Belki daha sonra olarak seçiyorum. Şu an hiçbir ayar yapmadan önce masaüstüme bilgisayarım simgesini ekleyeceğim. Burada temaları seçiyorum. Temalar bölümünde masaüstü simge ayarları yazıyor. Buna tıklıyorum ve bilgisayarı seçiyorum. Masaüstümde görülsün istiyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Ve bu adımdayken yönet diyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunu yapmanız gerekmiyor. Sadece görün diye. Burada aygıt yöneticisine geliyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir driver'ım yüklü değil. 920 MX ekran kartım var. Ekran kartım falan da yüklü değil. Yani driver'larım yüklü değil. Burada driver'ları yüklemem gerekiyor. Bunun için bilgisayarı bu adımda internete bağlayabiliriz. Ben laptopumu Wi-Fi ile bağlıyorum. Ben hemen şifreye giriyorum. Tamamdır. Burada arama kısmına gelip update yazacaksınız ve güncelleştirmeye denetle diyor şurada. Bunu seçiyorum ben. Geniş ekran yapayım. Güncelleştirmeye denetleye tıklıyorum. Ekran kartınız dahil bütün driverları birazdan kendisi güncelleyecek. Hatta Windows kendi tarafındaki güncellemeleri de yapacak. Şu an bilgisayarınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tabi Chrome yok, onu siz kurarsınız. PDF ya da ofis programları kuracaksınız, bunları da kendiniz kurabilirsiniz. Şu an biz kurulum aşamasını tamamlıyoruz. İsteğe bağlı güncelleştirmelere de tıklayayım, bakayım bir şey var mı. Şu an burada herhangi bir güncelleştirme yok. Gördüğünüz gibi ekran kartımın driver'ı buraya geldi. Asus sistem burada geldi. İşte ses driver'ı ve diğer driver'larım da burada otomatik olarak Windows tarafından çekiliyor. Yani format atmanın o kadar da zor bir tarafı yok. Ben sizin için Chrome'u da indirmeye göstereyim aslında. Bu o kadar da zor değil. Bunu illaki biliyorsunuzdur. Önce etki kuruluyor. Kurulumu tamamla diyorum. Oturumu açmadan devam ediyorum ve buraya ben direkt Google.com.tr yazıp seçiyorum. Ve buraya hatta ben buraya Chrome yazacaktım. Yazmama gerek kalmadı. Sağ tarafta Chrome'a geçmek istiyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Chrome'u indirmek istiyor musunuz diye soracak. İndirin diyorum. Chrome gördüğünüz gibi sol altta iniyor. İndirme işlemi tamamlandı. Ben çift tıklıyorum. Bu sayfayı kapatabilirim artık. Ekranı bir uyarı geldi. Buna evet diyorum. Chrome'u kurmak için izin veriyor musunuz diye soruyor. Bu arada Windows'u kurduk. Nasıl lisanslayacağız diye sorarsanız onu da şu şekilde Chrome kurulmaya devam ederken anlatayım. Özellikler diyorsunuz. Şu ekrandan birazdan çıkacak. Ve bu ekrandayken arkadaşlar aşağı doğru giriyoruz. Ürün anahtarını değiştirin yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Ve elimizde bir ürün anahtarı varsa buraya giriyoruz. Elinizde Windows 10 lisansı yoksa artık internette bir sürü satan yerler var. Hepsi burada N11. Gitti gidiyor üzerinden çok ucuz. Yani 29 lira ile 50 lira arasında ürün anahtarları satanlar var. Tek kullanımlık. Ve formattan sonra da yani 29 lira verip bir lisans almak çok bir rakam değil. Şu an Chrome kurulumu devam ediyor burada. Update'imize de bakalım. Update ne aşamadaymış. Evet, update'lerimiz de iniyor şu an.
Ekran kartımız falan da, o da iniyor. Ekran kartı bu arada indiğinde göreceksiniz. Ekran bir gidip gelecek. Şöyle küçülteyim. Bütün adımları buradan inceleyelim. Ekstra bir antivirüs kurmanıza gerek yok. Windows'un kendi güvenlik duvarı şu an açık halde ve sürekli olarak kendini güncelliyor. Siz güncellemeleri kapatmadığınız sürece Windows güvenlik açısından virüsler yenilendikçe kendi güvenlik duvarlarını da güncelleştiriyorlar. Bu nedenle bilgisayarınızda bulunan güvenlik duvarı oldukça güncel ve güçlü. Ben antivirüs programı kullanmıyorum. Size de antivirüs programını çok tavsiye etmiyorum. Tabii yaptığınız işe göre bu farklılık gösterebilir. Ama ben antivirüs programı kullanmıyorum. Windows'un güvenlik duvarına burada güveniyorum. Bu işlem devam ederken şurada Cortana'yı görüyorsunuz. Bu genelde bir işinize yaramıyor. Burada gösteri kaldırıyorum. Windows Edge var. Siz bunu kullanacak mısınız bilmiyorum. Ben bunu buradan kaldırıyorum. Ben genelde Chrome kullanıyorum. Chrome'da geldi. Sağ tıklayıp bunu buraya sabitle diyorum. Başlarken bunu kullan. İleri diyorum. Arka plan seç diyor. Şehir manzarasını seçip ileri diyorum. Varsayılan olarak seçilsin mi diye evet diyorum. Şimdi varsayılan ayarlarına gidecek. Varsayılan da internet tarayıcımız. Microsoft Edge. Ben onu Chrome olarak seçiyorum. Bir Edge deneseydiniz diyor. Biz yine de değiştir diyoruz. Anlayan buradan. Şunu devam et diyorum burada. Chrome kurulumuz tamam. Tekrar update edelim. Buraya bakalım update'ler ne durumda. Normalde update'leri de takip etmeniz gerekmiyor. Kendisi arka planda o işlemleri yapıyor. Chrome kurulumuz tamam. Bunu burada kapatıyorum ben. Şu an bir işimiz yok Chrome'la. Update'leri takip edeceğim. Devam ediyor bu tarafta update'lerimiz. Windows'un kötü amaçlı yazılım temizleme aracı şu an iniyormuş. Yani gördüğünüz gibi güvenlik tarafında Windows zaten birçok güncelleştirme ve gerekli altyapıyı sağlıyor. Ben asıl ekran kartını bekliyorum burada. Bu arada yapmanız gereken bir ayar daha var. Onu da bu işlemler devam ederken söyleyeyim. Buradayken arka plan uygulama, arka yazıyorum. Ben direkt çıkıyor zaten. Arka plan uygulamalarını görüyorsunuz. Buna tıklayın. Ve burada gördüğünüz açık olan her şeyi kapatması için buna basın. Bu bilgisayarınızın performansını %10 olarak iyileştiriyor. Çünkü bu gördüğünüz şeyler arka planda gereksiz şekilde çalışıyor. Buna ihtiyacınız yok. Bu yüzden ben arka plan uygulamalarını sürekli olarak kapatıyorum. Bir de Ctrl Alt Del tuşuna aynı anda basıyorum ve görev yönetisine geliyorum burada. Diğer ayrıntılara tıklıyorum. Ve burada başlangıçta çalışması gerekenler diyor. Ona drive'ı ben normalde kaldırıyorum ve bunu buradan devre dışı bırakıyorum. Bunu da devre dışı bırakıyorum. Burada hiçbir şey bilgisayarım açılırken çalışmasın. Bilgisayar açıldıktan sonra çalıştırıyorum ben zaten. Bunları da buradayken kapatıyorum. Bu bilgisayarımızın performansı için gerekli ayarlar. Tabi dileyen bunu yapmaya da bilir. Ama bilgisayarım daha performanslı çalışsın istiyorum diyorsanız bu ayarları yapın. Aynı anda birden fazla dosya indirdiği için indirme işlemi biraz uzun sürebiliyor. Ben bu adımları da hızlandıracağım. Sende nasıl bu kadar hızlı oldu diye yine merak etmeyin. Diğer indirme işlemlerini de yapıyor. Aslında videoda anlatacağım her şey burada bitiyor. Yani burada ekstra anlatacağım bir şey yok. Bütün indirme işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatacak. Ve bilgisayarı yeniden başlattığında da format işlemimiz bitmiş olacak. Buradayken bir şey daha göstereyim size. Chrome'a gireyim. Chrome'da ya da Google'dayken Windows lisans yazdığımızda birçok yerde satılıyor. Alışveriş diyorum. Bakalım ne kadarmış. Bakın 13 liraya Amazon.com.tr'de satılıyor lisans. Bu lisans anahtarını kullanabilirsiniz. 29 liraya Lia yazılımda satılıyormuş. Uygun bana da var 18 liraya. Bunları toplu olarak satıp toplu olarak alıp tek tek satıyorlar. Bu nedenle bu lisanslar ucuz. Gördüğünüz gibi çiçek sepetinde 54 lira. Gitti gidiyor da 100 lira. Yine çiçek sepetinde 49 lira. Lisans budur da 29 lira. Gitti gidiyor da 100 lira. Yani fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Gitti gidiyor da 119 lira. Ya bunlar farklılık gösterebiliyor ama atıyorum işte o 29 liraya aldığınız lisansla sizin işinizi görüyor. Jet lisansla 29 liraymış. Evet buradan alıp kullanabiliyorsunuz. Ya ben jet lisans yerine gitti gidiyor ya da çiçek sepeti üzerinden almanızı tavsiye ederim. En azından bir sorun olduğunda çiçek sepeti karşınızda. Buradan alıp lisansı kullanıyorsunuz. Muhtemelen burada sizden bir mail isteyeceklerdir. Maile de lisansı göndereceklerdir. Yani size CD ya da herhangi bir kargo yapmıyorlar. Burada ücretsiz kargo falan diyor ama muhtemelen mail ile yeteceklerdir size. Lisanslama işlemi de bu şekilde.
Kurulumlar devam ediyor. Benim Windows 10 kurulum tarafından anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan her türlü soru yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben hızlıca cevap veriyor olacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.